Ekmek ve Gül izleyenleri, bugün İstanbul'un Çağlayan Mahallesi'ndeyiz. Çağlayan tekstil işçiliğinin çok yoğun olduğu bir mahalle. Buradaki kadın arkadaşlarımızın, kadın işçilerin yaşamlarına tanıklık edeceğiz. Onların yaşamlarına konuk olacağız. Yanımızda da şimdi tekstil işçiliği yapmış olan yıllarca bir arkadaşımız var. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Hatice Göçer. 27 yaşındayım. Uzun süredir Çağlayan'dayım. Burada yaşamımı sürdürüyorum. Yıllarca tekstil işçiliği yaptığını söylemiştim başlamadan önce. Ne zaman başladın çalışmaya? Kaç senedir çalışıyorsun? Çok küçük yaşta başladım. Şu anda 27 yaşındayım. 11 yaşında tekstile başladım. Bir çocukken başladın. Okuyor muydun o zaman? Yok, okumuyordum. Yani okulda doğru düzgün okumadım. Okumayınca da küçük yaşta, o zamanlar tekstil bayağı bir yaygındı. Şimdikine bakıldığı zaman koşullar daha iyiydi. Hani gerçekten çok çok iyiydi. Yani şimdi baktıkça koşullar geriliyor. O zamanlar hani ücret konusunda biraz daha iyiydin, biraz daha az çalışıyordun. Yani gün geçtikçe koşullar ağırlaşıyor. Yani maddi manevi sömürülüyorsun. Yani buna katlanamadığın zaman da yani çık git gibilerine. Şimdi bizde tekstil işçileri olaraktan başka bir mesleğimiz olmadı. Yaş da ilerledi. Ya bu saatten sonra başka meslekte edinemediğimiz için hani mecbur boyun eğmek zorunda kalıyoruz. Ya bu da bize yani yeri geliyor, yani psikolojimizi de bozuyor ve bize yani rahatsızlanmamıza kadar sebep olabiliyor. Yani her yönden bize sıkıntı yaratıyor. Peki seni çalışmaya iten koşullar neydi 11 yaşındayken? Geçim sıkıntımız vardı. Zaten babam işini kaybetmişti ve annem çalışmak zorundaydı. Zaten kirada da kirada da oturuyorduk. Bu da bize sıkıntı oldu. Ben de mecburen yani oturarak bir şey yok. En azından destek olmak zorundaydım. Yani bu sebepten dolayı işe başladım. Okulu bıraktım. Yani okuyamadım. Peki kaç kardeşsiniz? Var mıydı başka çalışan kardeşlerin senin? Ablam ve abim. Ablam evliydi. Bir abim vardı. Abim çalışıyordu. Yani o da aynı işi yapıyor. Zaten annem de. Üçümüz aynı işi olunca daha da kötü oluyor aslında. Hani kimi belki bakış açısından iyi zanneder ama aslında şöyle bir şey de var. İşler durduğu zaman aynı anda oturmuş oluyoruz. Ve bu bize kötü olarak da yansıyordu. İşlerin durma dönemleri oluyor değil mi? Tabii tabii. Bunun bir adı var mı bu sektörde? Hani işlerin durduğu dönemin? Yani genellikle şöyle adlandırıyor. Bir yani yılbaşına yakın durur. Yani sezonluk diyelim. Hani sezon durmalar yaşıyoruz. Aslında normaline bakıldığın zaman tekstilde aslında net 6 ay çalışırsın, 6 ay oturursun. Aslında hani normali şartları budur. Ha tabii bu 1 ay oturursun, 2 hafta oturursun. Tabii bunu hesapladığın zaman 6 aya denk geliyor. 6 ayı da çalışıyorsun. O 6 ay içerisinde de paranı geç alıyorsun. Tam zamanında alamıyorsun. Bir ufak rahatsızlığın olsa izin yok ya da bir saat 2 saat geç gitsen buna kadar kesinti oluyor. İşte ne bileyim lavabo ihtiyacını bile görsen atıyorum rahatsızlığın var, iki defa gittin. Bunun sebebi soruluyor sana. Niye üst üste gittin? İşten mi kaytarıyorsun? Peki kesinti yapıyorlar mı maaşlardan? İşte tuvalete gittiğiniz için ya da hastalandığınızda gelmediğiniz günler için? Tabii gelmediğimiz günler için kesinlikle kesinti yapılıyor. Ve öyle bir kesinti yapılıyor ki. Yani atıyorum 10 lira 20 lira gibi bir şey kesecekse daha fazlasını kesiliyor. Senden nasıl olsa hastasın, boynun bükük, işten atılacağın koşulu da aklında. O yüzden yüklenebildikçe yükleniyorlar. Lavaboya da fazla gittiğin zaman yani direktman akıllarındaki soru şu oluyor. Bu kesin işten kaytarıyor. Hemen zaten herkesin önünde rencide etmeler. Ya zaten direkt o dönemlerde zaten çırak olarak başlıyorsun. Daha da çok yani bu yeri geliyor kulak çekme olayına kadar yansıdığı var yani. Ya aslında sizi taciz de ediyorlar yani. Yani tabii ki muhtemelen yani her yönden yani o kadar yani bağırılıyor, hakaret ediliyor. Yani çok yavaşsın, nasılsın sen hani o kadar kötü kelimeler bile sarf ediliyor ki. Ya işte ne bileyim bir makazı işte şurada ben iyi bilirim. Makazı bize düşürdüğü zaman çırak herkese çay ısmarlardı. Biz makazı artık buradan bağlardık yani pantolonumuzun şeyinden bağlardık arkaya ki kayıp düştüğü zaman çay ısmarlamak zorunda. Bizim aldığımız para nedir ki zaten biz herkese çay ısmarlarsak. Yani öyle bir şeyimiz bile vardı yani. Başka hanım var tabii ki. Yani şöyle bir şey var. Mesela işçileri ilikçiye götürüyorsun. Sırtında götürüyorsun. Sayarak götürüyorsun. Sayarak getiriyorsun. Eğer orada kaybolma ihtimali ki onların vicdanında kalmış bir şey. Eğer alırsalar bunun parası da senden kesiliyor. Ki zaten bir kere böyle denk geldim. Sayarak götürdüm.
Aldığımda eksikti. İlikçiye sordum. Ya işte biz bilmiyoruz falan dedi. Götürdüm böyle böyle dedim. Sonuç itibariyle o bana yansıdı. Yani benim ücretimden kesildi. Peki senin aldığın ücret ne kadar? O zamanlar yani ben ilk işe başladığımda şöyle söyleyeyim. Şimdikinin parası 5 lirayla başladım. 5 TL yani. Günlük. Ya haftalık. Haftalık. Haftalık 5 TL ile başladım. Tabii 11 yaşındaydım. Tabii kaç 16 sene öncesinden bahsediyoruz. 5 TL ile başladım işe. Şimdi mesela bu çalışanlar yani bu sektörde çalışan insanların ortalama bir ücreti var mı aldı yoksa herkesin çalıştığı kadar ya da gittiği gün kadar falan diye böyle bir ayrım var mı? Yani nasıl oluyor bu ücretlendirme? Şöyle söyleyeyim. Zaten çoğu yerde haftalık üzerinden alıyorsun. Yani haftalık alındığı zaman da şöyle bir şey var. Yani saatler zaten sabah saat 8.30'da başlıyorsun. Ve şimdi benim çalışma yeri saat 8'e kadar. Yani eskiden 7'di şimdi 8'e kadar oldu ve gelmediğin günler kesinlikle kesiliyor. Bir gün mü 2 gün ve dediğim gibi fazlasıyla kesiliyor yani. Böyle bir az miktarda değil. Ve aslında asgari ücretle falan bağdaştırdığın zaman çok çok geride bir maaş alıyorsun. Çünkü neden? Sen de zaten cumartesi günü de seni yarım gün çalıştırıyorlar. Yani onu var. 8'e kadar çalışıyorsun ve mesaiye kaldığın zaman bunu geri geliyor alamıyorsun. İşte ne diyor? Sen bir saat sabah denim işin var, işe geç gittin. Senin mesain vardı 1 saat 10. Aha, 1 saate 10'u denkleyelim. Tabii bunun fazlasını çıkartıyor. Şey yok, sigortan yok. Hiçbir şekilde bir iş güvenliğin yok. İş kazası geçirdin. İşe gitmedin. Onu sana haftalığını kesinlikle vermiyorlar. Mesela ben şu elimde benim dikişi vardır hiç unutmam. Kestim. Burada dikiş atılmıştı. Ve ben bu elle gittim yapabildiğim kadar yaptım. Çünkü gitmediğim zaman onu vermiyorlar. Yani iş kazası normalde bunu karşılamaları lazım. Ne bir hastane ücreti, ne bir sana çalışmadığın günün parasını. Yok bir de üstüne üstlük sen nasıl kestin? Dikkat etmiyor musun? Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Yani bu gibi Bu da bir de senin kusurun olarak tabii bu da benim gösteriliyor. kusurum olarak gösteriliyor. Yani her açıdan sıkıntı hep tekstil çalışanlarına yansıyor yani. Sigortan yok yani değil mi? Yok yani bu işe başladığımdan beri kendimi bildim bileli 16 senedir. Yani bir kere bile sigorta girişim olmadı. Yani Yani. hiç sigorta girişi yapılmadı. Şu ana kadar hiç çalışıyor gözükmedin sen Yok bu yaşına kesinlikle. kadar. Kesinlikle. Yani kayıtsız kuyusuz çalışıyorsun işte. Yani senin gibi de birçok Tabii sanırım tabii kişi. kesinlikle yani. Yani şöyle söyleyeyim. Hani hatta ben %95'i böyle. Hani o %5 kesimlerde belki çok büyük fabrikalar olabilir. Hani odur. Ama yani %95'i böyle. Yani sigortasız. Yani saatler 8 saat değil. Yani 10,5-11 saat gibi. Yeri geldi mesai dayandığı zaman biz sabahlara kadar çalıştığımızı bilebiliriz. Yani iş yetişmiyor. Yani yetiştirmek zorundayız. İşte ne sabaha kadar. Yani sabaha kadar çalıştığımızı bilebiliriz. Ve bize şöyle Ramazan aylarında şöyle bir işkenceleri de vardı. Ramazan ayında işte oruçlu olanlar vardı. Gündüz tam randımanlı çalışamıyorsunuz. Gündüz oturun gece sabaha kadar. Ama evde oturmuyorsunuz. Gidiyorsunuz orada mı oturuyorsunuz yoksa? Yani şöyle yine orada ufak tefek işleri görüyorsun. İşte ön hazırlık, tela dizmedir falan. İşte orada oturduğun yerde yine ufak tefek şeyleri sana gördürtüyorlar. İşte git evde 1-2 saat yemeğini ye. İşte biraz tabii. Ondan sonra gel akşam işte oruç açıldıktan sonra sabahın 6'sına 7'sine kadar çalış. Yani hatta ben öyle bir bilirim ki yani bizim diğer arkadaşlarımız makine başında uyuklayanı bilirim ona dahil yani bu açıdan bile insana azar ediyorlardı. Ya çünkü gece yarısı çalışmak düşünsenize yani gündüzleri çalışan bir insansın bir anda yani gündüzleri diyorlar sana işte ufak tefek işleri yap 1-2 saat dinlen gece gel sabaha kadar çalış. Peki siz bu çalışmadığınız sürelerde nasıl geçiniyorsunuz? Hani ailenin de çoğu tekstil işçisi olduğunu Evet. söyledin. Yani mesela hastalandığında doktora gittiğinde ne veriyorsun? Ya da bir şeyler almak istediğinde ne yapıyorsun? Evet, çoğumuz tekstil işçisiyiz. Yani şöyle oluyor. Yani muhtemelen her şey üst üste biniyor. Zaten kiralarda bir aksama oluyor. Yani çünkü kiracıyız biz. Elektrik, su, doğalgazı elimizden geldiği kadar onları yatırmaya çalışıyoruz. Çünkü onlarda sıkıntı olursa evde yaşayamayız. İşte şöyle söyleyeyim. Yani çalıştığımız zaman atıyorum haftada bir gün yani bir beyaz et yiyebiliyorsak onu da yiyemiyoruz. Yani meyve kesinlikle hiçbir şekilde girmiyor. İşte hani olabildiğince yani boğazımızdan her şeyimizden kesiyoruz. Yani böyle hastalandığımız zaman
işte doktora gidemiyoruz. Çünkü neden? Hani çok büyük bir şey olması lazım acile. Yani çünkü doktora gittiğin zaman işte muayene ücreti, işte ilaç. Hani zaten muayene ücretine gittiğin zaman zaten sigortan yok. Normal paralı gittiğin zaman bilerek senden işte bu tahlil, bu tahlil. Ama sigortalı gittiğin zaman tabii arkadaşlarımdan biliyorum. Bu kadar istemem ama ücretli gittiğin zaman senden işte kan tahlili, idrar tahlili. Yani bir sürü şeyi de istiyorlar. Çünkü işin içerisinde sen normal gidiyorsun, paralı gidiyorsun. O yüzden burada da bir aslında bu sağlık açısından da bir sömürüye uğruyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Şu tekstil işçisinde çalışıyorsun demek, sigortanın olmaması demek, yani emeğinin karşılığını almamak demek ve artı diğer yönlerden de sömürgeye uğruyorsun demek. Çünkü dediğim gibi bir hastaneye gittiğin zaman da oradan da sömürülüyorsun. Ha paralı diyorlar ya ama bilmiyorlar ne şartlar altında gittiğimizi. Tabii bir şey almak istiyorsun üstüne. Bakıyorsun şimdi senin cebindeki para yeterli değil. Çünkü aldığın ne ki ne vereceksin? Şimdi yemek konusunda canın bir şey istesin. Şimdi bakıyorsun diyorsun ki ya zaten iş yok. Şimdi oturduğu zaman insan da hani daha çok gelir yok. Bu sefer daha çok iki katı gider oluyor. Yani bu açıdan da çok sıkıntılar yaşıyoruz. Boş kaldığınız sürelerde ekstra yaptığınız işler oluyor mu? Yoksa hani yeniden çalışmayı, çağrılmayı mı bekliyorsunuz? Yani ekstra işler şöyle diyeyim. Yani bakıyoruz sağ sola ama hani yapabileceğimiz dediğim gibi çok küçük yaştan beri bu tekstilde çalıştığımız için şimdi herhangi bir mesleğe gidip yani gidemiyorlar. Tecrübe istiyorlar. İşte çalıştın mı bu işte? İşte ne kadar tecrüben var? Ya da gittiğin zaman sadece bu tekstil açısından değil. İşte diğer mesleklerde de çoğunlukla öyle. Gittiğin zaman diyorlar tamam yok mu? Hemen şu kadar ücret veririz. Sigortayı daha deneme aşaması. Zaten bunda da böyle bir sıkıntı karşılaşıyoruz. Ha deyince iş bulamıyoruz. Bu sefer evde çağrılmayı bekliyoruz. Peki çalışırken bir kadın olduğun için, kadın işçi olduğun için yaşadığın ayrıca sıkıntılar var mı diğer erkek işçilerden farklı olarak? Tabii ki diğer işçilerde, erkek işçilerden farkımız çok çok büyük var. Her konuda farkımız var. Yani erkekler biraz daha rahat. Makine başlarındalar, işi veriyorsun, çalışıyorsun ve artı şöyle bir sıkıntı var. Hani bu benim gerçekten kendime dair yaşadığım bir sıkıntı. İşte bir iş yerine başlamıştım bir tanıdık aracılığıyla. Patron yani ilk önce çok iyiydi, çok iyi davrandı. Sonra dediğim gibi hani bu işte taciz olayları var. Ve bana çok kötü şeyler teklif etti. Yani bunda da sıkıntı yaşıyorsun. Çünkü öyle yeri geliyor işte sana kötü kötü şeyler söylüyorlar. Ve sen bunu kabullenemediğin zaman da direkt çıkıyorsun. Hani bu konuda da işini kaybettiğin oluyor. Yeri geliyor gönderildiğin de oluyor. Yani kadınlar aslında tekstilde çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Erkeklere göre çok çok yüksek bir şekilde yaşıyor. Yani bir de hani bayanların şöyle de bir açısı var. Yine en azından erkekler dediğim gibi makine başında çalışıyor, işi veriyorsun, yapıyorsun. Kadınlar öyle değil. İşte kadınlar devamlı bir şey yetiştirmek zorunda. Ne gibi Yani mesela? şöyle söyleyeyim yetiştirmek zorunda. Şimdi makinacılar, erkekler genellikle yani bir ortacısın işte. Genellikle ön hazırlığı yaparsın. Onlar genellikle ön hazırlık olduktan sonra hep orta kesimleri. Ve şöyle bir şey var. Bayanlar genellikle ön hazırlık olduğu için çabuk çabuk hazırlamak zorunda ve çıkış da onda olduğu için ve ayrıca onları iş yetiştirmek zorunda ve aynı zamanda bu erkeklerden de yani bayanlar böyle tahrik ediliyor yani Taciz uğruyor. tacize uğruyor yani sözlerle yani hadi çabuk işte sen nasıl birisisin işte yani hani bayan olduğunla alakalı da sözler sana söylüyorlar. Ya bir de ayrıyetten eve gidiyorsun. Evde de aynı sıkıntıyı yaşıyorsun. Çünkü orada çalışıyorsun, evde de gidiyorsun, çalışmak zorundasın. Yani tabii normale bakıldığın zaman yani bayanlar erkeklerden çok çok ele tekstilde olduğu zaman çok çok eziliyor. Peki, sizin aldığınız ücret erkek işçilerden daha mı az yoksa da aynı mı eşit mi ücret alıyorsunuz? Erkeklerden daha az. Yani erkekler bizden biraz daha fazla alıyorlar. Yani bayanlar genellikle zaten belirli bir hep aralıkta alıyorlar ama erkeklerinki öyle değil. Yani onlar bizden daha da iyi alabiliyorlar, daha da iyi koşullara. Belki şöyle söyleyeyim, biraz daha belki kendilerini daha iyi savunabildikleri için. Şimdi biz bir bayan olarak genellikle onların karşısında çok savunmasızız. Yani ya çünkü zaten bir bayanız. Yani bu da belli bir şey. Erkek kadar baş kaldıramıyorsun. Çünkü kaldırdığın zaman dediğim gibi her yönden eziliyorsun. Ya ele bir kere zaten sana eğer biraz sesini çıkarttığın zaman sana da kafaya taktıkları zaman zaten işten de çıkamıyorsun çünkü ekmeğin bu seni mecbursun.
Bu sefer daha çok eziyetler başlıyor. Yani o yüzden bazen bu konuda sesimizi çıkartamadığımız oluyor. Yani aslında hem tacize uğruyorsunuz hem tacize uğradığınız zaman bir şey söylediğinizde, herhangi bir tepki verdiğinizde ikinci kez tacize uğrayarak yani bu işte çalışmak zorundasın psikolojisiyle yeniden o şeye maruz kalıyorsunuz. Ya eve gittiğinizde de aynı şeyleri yaşıyorum dediniz, yaşıyoruz dediniz. O nasıl bir şey oluyor yani? Şimdi eve gittiğimizde de aynı şeyleri yaşıyoruz. İşte atıyorum mesela abim, babam falan onlar da benim çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Ama eve gittiğin zaman sen bayansın. Diyorlar hadi yemek. Ben de yorgun argın geldim. Ben de aynı işi yapıyorum. Ve hatta ben ayaktayım. Yani siz yine oturduğunuz yerde. Yani yok, bayan olduğun için sen o yemeği eve gittiğin zaman saat 8'den sonra o yemeği evi toparlamak zorundasın. Yemek yapmak zorundasın. İşte yemek biter, artık çıkanları yıka. Yani anlayacağın bayanın yatana kadar çilesi devam ediyor. Zaten çok da yatamıyor. Sabah yani erkenden çok da yatamıyor. Dediğim gibi anca işte bir 5-6 saat o da yatabilirse yatıyor. Tabii o da düşüncelerden sağa dön, sola dön. Yani ne olacak böyle? Ya dediğim gibi o da çok az zamana denk geliyor. Kendine ayırdığın hiç zaman olmuyor mu? Neler yapıyorsun? Yani mecbur kaldığında, o boş kaldığın izinli olduğunda yaptığın şeyler var mı? Yani yaptığım şeyler çok fazla söylenemez. Çünkü insanın bir şeyler yapması için maddi açıdan iyi olması lazım. Dediğim gibi bizim gibi insanlar hani öyle haftada bir gün sinema, tiyatro kesinlikle gidemiyor. Belki ayda yılda bir kere. Yani o da topluluk olacak işte de gideceğiz yani. Hadi dediğim gibi normalde evde olduğumuz zaman genellikle yine evdesin. İş güç belki bir komşuya gidersin işte bir çay demlersiniz, beraber içersiniz. Tabii o sohbeti dedim hep sıkıntılardan, maddilerden, manevilerden giriyor. İster istemez daha çok sıkıntıya giriyorsun, düşünüyorsun. Yani anlayacağın normalde evde de otursan bir tatil veya bir şey söz konusu değil yani. Komşunun yaşadığı da seninkinden pek farklı değil zaten. Pek farklı değil zaten, onun anlattıkları da insanı bunaltıyor. Seninkiler de beraber olunca aslında daha da bunalıyorsun bu sefer. Yani bu sefer psikolojikmen baskı altında kalmış oluyorsun diyelim. Sigortasız olduğundan bahsettim ve çoğu işçinin burada sigortasız çalıştığından bahsettim ve aslında iş kazalarının da çok yoğun olduğunu söyledin. Peki hiç denetim yapılmıyor mu bu atölyelere? Yani denetim kesinlikle hiç yapılmıyor. Yani ben bu zamana kadar bir kere denk geldim. Onda da geldiler. Yani artık aralarında anlaştılar. Yani bizim patronumuz biraz cebine biraz bir şeyler sıkıştırıldı ve gidildi. Yani burada yine de biz sömürüldük. Çünkü sonuç itibariyle o cebine koyduğu para da geri olarak bize yansıyor. Peki sen gördün mü yani böyle bir şeyi, yoksa hani böyle bir şey olduğu çok çok tabii, bariz tabii. Bir şey. Hani şöyle bir şey zaten saklamıyor. İşte denetime geldi, işte orada aralarında konuşuyorlar, işte sıkıştırdım cebine 3-5 kuruş gitti. Zaten denetimde burada ben bir kere dedim ömrümce, yani 11 yaşından beri bir kere karşılaştım. Ve 16 seneden beri de hiçbir şekilde karşılaşmadım. Gayet rahat bir şekilde kapılar açık, pencereler açık çalışıyor ve hiçbir şekilde denetlenmeye de gelinmiyor. Bu atölyeler peki kayıtlı atölyeler mi? Yani siz orada kayıtsız işçilersiniz ama atölyeler nasıl? Ben şöyle söyleyeyim. Bizim kayıtsız olduğumuz gibi aslında %90 yani patronların da böyle açtıkları dükkanlar kayıtsız. Yani denetlemeye gelmedikleri için bu da ortaya çıkmıyor. Bizimki de ortaya çıkmıyor. Aslında dediğim gibi kayıtsız, kuyusuz hem çalıştırılıyoruz hem kendileri kazanç yapıyor. Yani aslında bu kayıtsız çalışmaların şey de bize dönüyor. Çünkü yani bizden bir şekilde onlar alınıyor yani. İşte böyle devam ediyoruz. Denetleyenler kim bu arada? Yani kim olması gerekiyor yani diyelim. Kim olması gerekiyor? Aslında hani denetler şöyle söyleyeyim. Mesela hiçbir şekilde denetlemeye kimse gelmiyor. Aslında hani gelmedikleri için de şöyle söyleyeyim. Biraz belki şey olacak ama hani denetlemeye gelen kim onu bile dahilinde bilmiyoruz. Çünkü denetlemeye kimse gelmiyor. Bilmiyoruz yani. Peki siz hani ne haklarınız var ya da nasıl çalışmanız gerekiyor? Hiç bunları kendi aranızda tartışmıyor musunuz? Hani şöyle söyleyeyim, daha çok dediğim gibi bu çalışma nasıl çalışabiliriz ya da nasıl olur? Aslında biz de pek ona dair bir şey bilmediğimiz için, çünkü yıllardan beri sömürüldüğümüz için bir şey bilmiyoruz. Tabii ki bazı şeyleri bu Çağlayan Tekstil İşçiler Derneği'ne geldikten sonra öğrendim. Ne kadar çalışmamız gerekiyor da ne şartlar altında. Yani her bir şeyi burada öğrendim ama bilinçliyim, hani dediğim gibi bu tek başına bir şeyle yetersiz kalıyor.
O yüzden yani bu tekstil işçileri olarak sadece bir benim çalıştığım dükkandaki insanlar da değil, iş yerleri de değil. Birçok iş yeri ancak aynı fikirde olmamız lazım, baş kaldırmamız lazım ki belki yani bu şartlar da bizim için düzelebilir. Peki biz şimdi Tekstil İşçileri Derneği'ndeyiz. Sen de buranın bir üyesisin değil mi? Evet. Buraya gelme hikayem bir komşunun sayesinde oldu. Onun da oğlu vardı. Buraya gelecekti. Ben de merak ettim. Ben de bir geleyim dedim. Hani ben çok güzel. Tabii ben de tekstil işçisiyim yani. Zaten o bayan da tekstil işçisi. O da oğlunu getirdi. Hani çok güzel etkinlikler veriliyordu burada. Yani herkese yani. Özellikle tekstil işçilerin daha bir böyle sıcakkanlı kucakladıkları için benim de dikkatimi çekti. Yani geldim, daha sonra buradaki arkadaşlarımla tanıştım. Buradaki etkinlikler beni biraz daha daha olarak ön plana çıkardı. Ne etkinlikleri onlar? Mesela burada işte verdiklerimiz etkinlik tiyatro, mesela gitar, işte saz kursu, yani resim, yani o tür şeylerden elimizden geldiğince şey yapıyoruz. Yani ben de bunları görünce yani içlerine girmek istedim. Yani bunu daha çok dışarıda bir gelerekten değil de etkinliğe katılarak da daha çok içinde olmayı istedim. Hani çünkü gerçekten hani bana çok yararı oldu. Yani yararı olduğu için de çok seviyorum burayı. Peki senin burada katıldığın bir kurs var mı? Var tabii. Hemen hemen bütün etkinliklere katılıyoruz. Yani zaten hani bu Tekstil İşçiler Derneği'ni hep beraber açtığımız için yani çok güzel bir ortam var. Tiyatroya da katılıyorum, gitara da katılıyoruz. Şimdi zaten saz kursumuz da başlayacak nasip olursa. Ona da katılmayı düşünüyorum. Yani benim için çok büyük bir avantaj oldu. Yani çünkü hani hem arkadaş ortamı olarak çok iyi insanlar, hani hem etkinlik olarak çünkü normal şartlar altında bunu yapamıyoruz. Çünkü dediğim gibi maddi olarak sıkıntı içindeyiz. Ama burada öyle bir talep yok, bir şey yok. Ve devamlı yani bir de sıkıntıları paylaşıyorsun, dertlerini daha çok azalıyor. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz birbirimize. Hani birbirimizin sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Yani bu çok iyi oluyor. Yani aslında atölyede çalışırken, tekstil atölyesinde patrona çalışıyorsun. Ama burada yaptığın etkinliklerle, kurslarla kendin için üretiyorsun. Evet, kendim için üretiyorum. Yani arkadaşlarla da dediğim gibi arkadaşlar da burada herkes için aslında şöyle bir şey var. Herkes birbiri için de bir şey üretiyor. Burada hani sen ben olayı yok. Çünkü bunu devamlı biz çevremizde hep sen ben olayı yaşadığımız için hani hep bencil insanlar, hani hep ben duygusu olan insanlar, ama burada ben duygusu yok. Çoğunlukla sen duygusu var. Yani bu da çok büyük bir getiri oldu insana. Son olarak söylemek istediğim artık şöyle söylüyorum, yani ben diyorum bayan arkadaşlarıma da, tekstil işçilerine de artık yani bilinçlenelim, öğrenelim, hani geri kalmayalım. Artık kendimiz için hani yeni bir dünya yaratmamız lazım. Hani yoksa böyle sömürülmeye gidiyoruz. Yani o yüzden ben diyorum birlikte olalım, el ele olalım, bu sorunları çözelim. Çağlayan'da tekstil işçiliği yapan Hatice ile konuştuk az önce. Çağlayan Tekstil İşçileri Derneği'nden bahsetti. Kendisinin de üyesi olduğu dernekten bahsetti. Biz de yönetimindeki bir arkadaşımızla da konuşmak istedik. Bu derneği nasıl kurmuşlar? Ne zamandan beri faaliyet yürütüyorlar? Neler yapıyorlar? Şimdi mikrofonumuzu ona uzatıyorum. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Leyla Güzel ben. Çağlayan Tekstil'de çalışıyorum ve Çağlayan Tekstil İşçi Derneği'nden yönetiminde yer alıyorum. Çalışmalarına katılıyoruz. Peki derneğinizi ne zaman kurdunuz? Ya daha önce hani burada bir şey var zaten, dağınık bir şey vardı. Bir çalışma yürütüyorduk. Yani kurultay yaptık. Aslında bir işçi kurultayı üzerinde kurulmuş bir dernek. Kurultaylar üzerinde derneği kurduk işte. Hani kültürel, sanatsal faaliyetleri olan, panel yapan, söyleşi yapan, işçinin daha yana giden bir şey olsun diye. Ve işçi aslında kendi yani bir çatı etrafında birleşmeyi düşündük. İşte ilk kurulduğunda 6-7 arkadaş vardı. Kurduk yani, şey yaptık. Aynen burasını, ekonomik şeyini düşünüyorduk, boyutun işte nasıl olacak, nasıl yapacağız diye. İşte üyelerden hani aidat üye yaparsak aidat toplanır. Aidatlardan derneği o şekilde şey yap, döndürür kendini. Onun üzerine bir dernek kurduk yani böyle. Kaç senedir faaliyet gösteriyor bu dernek? 2 yıl oluyor. İki yıldır yaptığınız bir sürü faaliyetler var herhalde. Az önce arkadaşımız bahsetti. Ya tabii mesela kurslarımız var. Tiyatro, gitar,
paneller yapıyoruz, nasıl söyleşi, işçi haklarından mesela şey yapıyoruz. Ya burada çok dağınık bir bölge, mesela çok fazla göçmen işçilerin olduğu bir bölge, Kürt işçilerin olduğu bir bölge, mesela şeyin hani denetim, ya denetimsizlik ve kuralsızlığın çok yaygın olduğu bir bölge yani. Çağlayan o yüzden hani çok şey böyle, işçi haklarının çok daha fazla gasp edildiği bir bölge. Siz de buna yönelik işçileri bilinçlendirme çalışmaları da yapıyorsunuz. Ya biz de yani bu sonuçta bizim de haklarımız gasp oluyor, bizim de haklarımız yok, sigorta yani sendikayı zaten Çağlayan gibi bir bölge tartışamıyorsun. Hani dönüp baktığında çok az sayıda işçinin sigortası var. Hani dönüp baktığında mesela geçen biz de bir panel yaptık. Orada böyle bir şeye şahit olduk. Burada mesela asgari ücretin üstünde hani işçiler sorsan asgari ücretle çalışmadıklarını söylerler. Ama aslında asgari ücret altında çalıştıklarını görebiliyoruz. Ya yasal hakları haftalık 45 saat çalışması gereken bir saat. Ama dönüp baktığımızda mesela hepsi 11-12 saat çalışıyor ve zaten orada mesai fazlası kendi paralarını alıyor ve sigortalarından da vazgeçmiş oluyor ama bunun farkında değiller hiçbir işçi. Burada bunu görebildik. Mesela yani derneğin hukuksal boyutları falan, avukatlar falan, gönüllü avukatlar var, bize destek oluyor bu konularda. Ya yani, kural şey söylediniz ya, haftada 45 saat çalışılması gerekiyor ama 11-12 saat çalışıyorlar. Yani günlük mü 11-12 saat çalışıyorlar? Haftalık 60-65 saati geçen çok rahat, kesinlikle rahatlıkla geçen bir saat. Hani, ama mesai ücreti mi almıyor? Almıyor, ekstradan bir şey almıyor. Mesela şey, asgari ücretinin üstünde maaşı aldığını sanıyor. Şimdi asgari ücretin denk gelen, hatta onun altında bir şey olduğunu düşünmüyor işçi. Hı hı. Burada bir şey yani bir yanılsama var. Aynen, yani. Evet, yanılsama. Peki, gelen avukatlar da olduğunu söyledin, danışmak için sanırım. Evet, mesela burada şey, yasal boyutuyla yardım eden avukatlar da var. Hani dernek zaten bunun şey yüzünde çağrı yapın. Şey başvuranlar da oluyor ama mesela kimisi şey hani zaten sigortamız yok. Hiçbir yasal hakkımız yok. Aslında sigorta ve resmi bir kayıt olmadan da yasal hakları olduğunu avukat onlara söylemişti yani. Peki biraz derneğin bu işleyişinden bahsedelim. Her gün açık oluyor mu dernek? Ne tür etkinlikler oluyor? Ya, her gün açık olmuyor. Mesela gündüz öğlen 1 ile işçi saati, öğle yemeği işçiler açıyor zaten. Bir de akşam 7 ile 10 arası açık oluyor. İşçiler yine açıyor. Kurslarımız da zaten akşam oluyor. 8 ile 10 arası 2 saat falan oluyor. Yani derneğimizin işleyişi böyle. Paneller falan yaptığımızda yine hafta içi akşam yapabiliyoruz. Bir de cumartesi gününü kullanıyoruz. Pazar günü hani işçiler çok evinden çıkmıyor. Yani evinde dinlenmek, evin işini yapmak şeyidir. Cumartesi günü bazen bir panel koyacaksa cumartesi gününe koyuyoruz. Peki 6 kişiyle kurduk dediniz. Şimdi üye sayınız kaç? Yani kaç kişi gelip gidiyor? Ya çalışmaları katılan hani 10-15 kişi vardır. Hı. Ama çevresinde ve üyelerine baktığınızda 60 kişi falan var yani. 2 yılda 60 kişiye ulaştınız, daha da büyüyerek gideceksiniz. Evet. Mesela burada kadın çalışması, kadınlara ulaşmak çok yani aslında dernek çalışması olarak en çok zorlandığımız şey kadın çalışması. Ya burada mesela Kürt bölgesi, kadınların çok baskı ve yoğun olduğu bir bölge. Yani telefonunu kullanıyorsa bile çoğu arkadaşımız var, gizli kullanıyordur. Evdekilerin haberi olmaz, yakalandıktan sonra kullanmıyordur. Ya evet, evden dışarı çıkma, izin alma meselesi çok çok sıkıntı. Bir de mesela çalışan kadın eve gidiyor, evin yemeğidir, bütün işlerinde o düşünmek zorunda. Çocuğun mesela okuldaysa bile onun sıkıntısı. Yani bütün bunları düşünmek zorunda ve bu baskı şeyi de var. Hani burada biraz aslında kadınları dernekte biraz getirmekte daha çok zorlandığımız bir şey kadın çalışması. Ve mesela burada şey yani çok karışık bir bölge olduğu için mülteci işçiler de var. Kadın mesela şey Moğolistan'dan Suriyeli kadın işçiler var. Ve şeylere çok şahit oldum yemek sıralarında. Mesela ben de tekstilde çalışıyorum. Moğolistanlı kadınlarda yani hani şey onlarda namus çok böyle çirkin şeyler de oluyor. Namus kavramı yok diye kadınlarda mesela onları taciz etme ve şey laf atmada daha kolay istismar edebiliyorlar. Hani onlar şey değil, Müslüman değil, işte ne yapalım kavramı yok. Onlar öyle görünüyor. Yani. Öyle görüyor değiller aslında. Hani sonuçta yaşadıkları kültür yani açık giyinebilirler, oradan şey yapabilirler. Yani bu onların şey olduğunu namussuz ya da yani dönüp baktığında aslında kendilerini biraz oradan sorgulamalarını
isterim yani. Burada aslında biz oradaki yapan erkeklerde biz şeyim çağrımdır. Yani namus kime göre namus, ama yani dönüp bir baksınlar bence orada. Ya bu çok istismar çok fazla yani, özellikle mülteci işçileri. Çünkü Türk işçiler en azından hani şeydir, bir baskı altında abi vardır, şey vardır, bir şey vardır, ama mesela mülteci işçileri bu konuda çok daha şeydir, açık bir alandır. Yani istismara daha rahat bir şeydir. Ona daha rahat laf atılabilir. Nasıl olsa yani dönüp karışan kimse de olmaz. Şey de yapan olmaz. Namus kavramı da yok meselesi diyebiliyorlar. Çok kötü bir şey yani. Peki bu gelen mülteci işçilerle çok sık karşılaşıyor musunuz? Derneğinize gelip gidiyorlar mı? Var mı öyle tanıdığınız, ilişki kurduğunuz insanlar? Tabii mesela yani onlarda bir de onlar geldi, Türk işçilerde onlarla karşı bir düşmanlaşma şey var. Bir sonuçta şey oldu, işçilerin maaşı düştü, şey yani buradaki bir rekabet şeyi oldu. Onlar gelmeseydi işte, aslında sezon boşluğu dediğimiz şey burada çok yaygın bir şey. Sezon boşluğu nedir? Ya sezon boşluğu aslında tekstilde ara bir dönemdir. Yani kışlıktan yazda 2 haftalık dönem bir dönemiştir. Ama şimdi dönüp baktığımızda ve aylarca 2-3 ay süren bir şey, bu işleri çok ekonomik anlamda çok zorlayan bir şey. Mesela bir de istatistikte bir karşılığı yok yani, dönüp baktığında hiçbir yerde yansımıyor bu. Yani sezon sadece işçiler bunu hissediyor yani, 2-3 ay çalışmıyor, evde çoğu tekstil işçisi vardır. Mesela ya kredi kartlarına yükleniyordu ya da akrabaya borçlanıyordur. Sezonda çalıştığı dönem aslında hiç şeyi yok yani. Ekstra kalmıyor ve borçlanarak da çıktığı bir dönem oluyor ve ücretsiz izinler. Bütün iş yerleri bunu yapar yani. İş yok, evinize gidin, iş olunca çağırırız. Ve bunun mesela hiç bir güvencesi yok, sigortası yok, hiçbir şey, garantisi yok. Ve çağrılıp çağrılmayacağı da belli değil. Evinde bekleyecek yani. Hani zaten tekstil işçisi daha çok böyle vasıfsız elemanın yoğunlukta olduğu bir iş. Hani dönüp baktığında başka hangi işi yapabiliyor? Mesela şeye girebiliyorlar. Temizlik sektöründe sezonluk olarak çok temizlik sektörüne giren işçiler oluyor. Orada da asgari ücret veya aynı koşulları aslında hissedebiliyor yani. Yani o boş oldukları sezonda da bir şekilde para kazanabilmek aynı için başka yerlere giriyor. Bölgeye yakın bir ISS şirketi var mesela, temizlik sektörü. Çok fazla yani tekstil işçilerinde sezonlarda 2-3 ay o temizlik şirketlerinde çalıştığı bir dönem. Ya çok fazla şey var yani. Bu sezon boşluğu kavramı ile ilgili diyeyim, ya da bu gerçeklikle ilgili sizin derneğinizin yaptığı çalışmalar var mı işçilere yönelik? Evet, biz mesela dönemsel olarak haber yapmaya çalışıyoruz. Şey yapıyoruz mesela, panel yaptık burada bir tane ekonomistini çağırdığımız, birlikte yaptığımız bir şey. Bildiri falan dağıtıyoruz. Hani insanlar daha çok bilinçli. Çünkü şey diyorlar işte Suriyeli işçiler geldi, sezon boşluğu bu kadar daha çok uzun sürüyor. Mesela ev sahipleri bunu çok kullanıyor. Kendi Türk kiracısını çıkartıp 500'e aldı bir ev kirayı, 1 milyara Suriyeli işçilere verebiliyor. Şey mesela sezon boşluğu bu dönem mesela bir aysa işte 3 ay falan sürdü, onları suçluyorlar. Ya dönüp baktığında hani yani oradan çıkan sonuçlar da yani savaşın, Ukrayna'daki savaşların da etkisi, başka yani dış politikanın hani tekstil sektörü etkilendiği, mesela işlerde böyle bir kafa karışıklığı da yaratılmaya çalışmış. Hani tekstil bitecek işte, o yüzden tekstil sektörü bu kadar kötü durumda. Aslında tekstilin bitmeyeceğini hepimiz de biliyoruz. Daha ucuz işçilik, daha az maaşla çalıştırılmaya çalışan bir sürü işçi var. Ve Çağlayan'da mesela çok fazla yani adli Çağlayan'ın tekstil işçilerinin dibinde. Eskide mesela hani mülteci işçiler olmadan denetim falan yapılıyor. Çocuk işçiler falan saklanıyor. Şimdi hani bunlara bile gerek duyulmuyor. Çok açık yapılıyor yani bu denetimsiz kayıtsızlık. Direkt yapılıyor bu. Mesela artık bir senedir hani bu atölyeciler de söylüyor. Burada mesela 300 küçük yani merdiven altı dediğimiz bir sürü atölye var. Onlar bile söylüyor hani ya bu bir senedir falan hiç denetime gelmiyorlar. Aslında devlet bunu bilinçli bir şekilde şey yapıyor yani, insanları mal ediyor. Kuralsızlığı da mal ediyor. Sigortasını da dayatıyor aslında yani. Dedin yani Çağlayan Adliyesi en büyük adliyelerden biri yine İstanbul'daki. Hemen dibinizde, tekstil atölyeleri de burada. Ama adliye olmadan önce daha iyiydi koşullar dedin. Bu adaletsizlik. Mesela adliye gelecek işte, tekstil işçileri, tekstil sektörü bitecek, sonuçta bu kadar kayıt dışı kuralsız yani tam şey hukuk devletin dibinde işlenemeyecek gibi bir söylenti vardı.
Ama tam tersi daha yaygınlaştı ve daha kuralsızlaştı ve daha esnekleşti. Yani çalışma saatleri mesela mesai saatleri normalde 8-9'a kadar çalıştıktan sonra mesaini alabiliyorsun. Şimdi iş yok hani mesai veremem diyebiliyor bunu rahatlıkla. Mesela seni çok rahatlıkla kapı önünü gösterebiliyor. Yani sen eleman mı yok hani sen şey yap. Hastalan ya hastalan mesela bu insani bir şeydir. Sonuçta bilinçli yaptığım şey değil. Hastalandığında bile bunu yani senin işten çıkartılma sebebi bile gösterebiliyor. Ki senin sigortan yok bir şey yok yani. O kadar yine o basitleştirip seni kovmakla tehdit edebiliyorlar yani. Aslında bu sigortasız esnek çalışmanın en çok mağdur olduğu kesimde kadın işçiler. Hani buraya da gelemiyorlar ama siz onları, sen de bir kadın işçisin zaten. Biliyorsun nedir koşullar buradaki? Ya mesela kadın işçileri ya mesela genç kızlara patron da bunu yapıyor, aile de yapıyor. Şey diyor işte zaten evleneceksin, senin bir sigortaya ihtiyacın yok. Yani sen evlendikten sonra kocan sana bakacak ama bunu hani şahit oluyoruz, evleniyor sonra bakıyor geçinemiyor dönüp çalışıyor yine sigortasını yaptırmıyorlar. İşte kadın hep eve ekonomik katkı sağlayan bir yerde durduğu için hani kadın zaten bir işi şeyi muamelesi bile görmüyor aslında. Dönüp baktığımızda işte kadın da çalışıyor yani kocası da çalışıyor ama mesela evdeki çocuğun okulundan tut şeyinden tut hep kadın düşünüyor. Kadın işte 7'den sonra eve gidip hani o koşturmacaya aynı şeyi yine devam ediyor yemektir şudur koşturmacasını devam ediyor ama adam hani çıkıp 2 saat kahveye gidebiliyor ya da dinlenebiliyor. Aslında derneği kültürel sanatlar etkinliğine kadınları da katamıyoruz dediğim şey aslında burada mesela erkekler daha rahat çıkıp gelebiliyor ama kadın hani giderse evdeki o işleri kim yapacak? Çocuğu kim bakacak? Ya da mesela genç kızlarda aile baskısı çok fazla. İzin alma mesela 2 saat mesai kalabilir ama 2 saat bir yere gidemez. Yani para getirecek işi yap ama kendini rahatlatacak herhangi bir şey yapma diyor ailesi tarafından da. Tehlikeli ve zararlı görülür. Mesela kadını aslında bilinçlenme yolunu da bir yerden kapatıyor yani. Bilinçlenmesini de istemiyor. Ve kadın mesela hep dış kapının dış mandalı diyorlar. Kadın hep o gözle bakılır. Yani adam hep ya kocası da babası da abisi de yani hep ikinci planda tutar kadını yani. O yüzden çok daha zor oluyor kadınlarla çalışma yürütmek. Kadınlar diyorsun. Sen kendinden bahset biraz. Yani senin çalışma koşulların neler? Evde neler yapıyorsun? Biraz da bunları konuşalım. Ya tabii şimdi belki ailem de beni izliyordur. Ya mesela aynen ben de sigorta dönem hani girişim hiç olmadı demeyeyim o kadar şey yapmadım. Zorladığımız bir yerde sigortalı işte çalışmaya çalışıyor. Ya sigortayı bizim maaşımızdan kesiyor onu da kabul ediyoruz bir yerde. Ya çok yapmıyorlar gerçek kadının işçileri bir ayrı bir yere koyuyorlar yani sigorta olacak da bile en son kişi sen olacaksın şeyi muamelesi görüyorsun. Bu yüzden mesela çok çıkartıldığım iş yerleri falan oldu. Mesela Zaman başladın sen işe? Ne zaman? Kaç yaşında? Yani kaç yaşında başladın? 17-18 yaşında falan başladım. Yapabiliyorlar. Mesela bir iş yerinde yani AGİ'lerini alamayan 120 kişilik falan bir iş yerinde çalışıyordu işte. Asgari geçim indirimini alamayan işçilerle sohbet ediyordu. İşte bizim sohbetimiz üzerine istemeye başlamışlardı. Mesela beni sadece orada sendikalı sanıp işten kovmuşlardı. Ve mesela çok şaşırmıştım. Ya bir işçinin bu kadar sendikalı olabileceğini ve aslında ne kadar korktuklarını da gördüm. Yani ben mesela yani sendikalı bir işçi zaten hani bir şeyi yok. Fazla bir etkisi olamaz. Ve sendikalı olmama rağmen beni öyle sanıp işten çıkartmalı bile çok şeydi yani. Çok neden şaşırdım. Korktular peki? Ya tabii ki orada işçileri örgütleyeceğiz diye korkmuşlardır yani. Ya ailem de mesela ben dernek çalışmalarına hani katılıyorsun işte neden diyor yani gidip bu kadar çalışıyorsun yoruluyorsun bir de akşam ekstradan gidip 2 saat neden orada yorulursun ne gerek var hani insan gelir evinde dinlenir ya da bir şey yapar mesela hani burada bilinçleniyorsun bir şeylerin farkında varıyorsun hani sonuçta aslında evde de bir sömürü çarkının olduğunu görebiliyorsun. Ya dönem dönem hani kızıyorlar da hani gidilmemesi gerek. Kadın dedin biraz daha evinde oturmalı falan diye. Ama böyle bir baskıyı sen de yaşıyor musun evinde? Yani şu işi yap, şunu da sen yap falan diye. Tabii ki mesela ben eve gittiğimde bazen ekstradan işler bana bırakmış oluyorlar. Neden? Çünkü sen gelip bu işi yapmadın ve senin hani derneğe gitmen gereksiz. Hani ne yapacaksınız orada? Ne olacak yani? Sanki devlete mi baş kaldıracaksınız? Devletle mi şey yapacaksınız falan diye. Bir baskı hissediyordu ama bu konuda bence insan doğru olduğu şeye inanmalı ve doğruların üzerinde ısrarcı olmalı yani.
Peki son sözlerini alabilir miyiz? Ya özellikle kadının işleri çağrımdır. Hani mesela mesai kaldığında aile kızmıyorsa bence burada zorlamalılar. Hani bazı kendi özel şeyleri olmalı. Yani hiç derneğe ya da bir yere gitmiyorsa mutlaka kendi özel zaman ayırmalıdır. Çünkü bu koşturmanın içinde gerçekten dönüp baktığında çoğunun psikolojik sorunları olduğunu görebiliyorsun. Çağrımdır aslında burada, hani dernek çatıları altında olsun, sendikalar olsun. Orada bence hani bütün yasal haklarımızı bilip oralarda örgütlenmemiz lazım. Yoksa her gün geçen yılı aratan bir hak kasmıyla devam eden bir yıl ve bunun farkındalar. Her yıl başka bir yılı aratıyor aslında. Yani asgari ücret de aslında bizi etkileyen bir şey. Sezon boşluğu zaten hani istatiklerde olmayan, sadece bizim etkilendiğimiz bir şey. Bunun için yasal şeylerini de bulup bence örgütlenmeliyiz yani. İşçilere çağrımdır bu. Çağlayan Tekstil İşçileri Derneği'ni ziyaret ettik bugün. Hem üyesi hem de yöneticisi olan kadınlarla konuştuk. Onların yaşamlarına da dokunduk. Çağlayan'da yaşayan başka kadınlarla da gerek evlerinde, gerek atölyelerinde, gerek de sokakta görüşeceğiz. Çağlayan'da kadınlar sadece tekstil atölyelerinde çalışmıyor. Aynı zamanda tekstil atölyelerindeki işleri kendi evlerine de getirip çalışıyorlar. Şimdi de öyle bir ablamızın yanındayız. Şimdi mikrofonumuzu Leyla arkadaşımıza vereceğiz. Leyla arkadaşımız Kürtçe çevirmenliğimizi de yapmış olacak aynı zamanda. Ben hemen mikrofonu uzatayım. Zekiye. İşe boncukat enim çiğitkim. Boraçı. İşte buna gece kıyafet ya. Gece kıyafetleri dikiyormuş. Hı hı. Yani ev kadınlarından bir tane kadın aracı oluyormuş. Bunlar atölye ve firmalardan geliyorlarmış. Tıça kuruş. Bir de milyona. Çe saati dedi gri. De saat univer kodu gri. Bir tane motivi 2 saate bitiriyormuş. Yani ve bir motive de 2 lira para alıyormuş. Yani bir motif başına 2 lira para alıyormuş. Evet. Ve bir 2 saatte de sürüyor yani. 2 saatini de alıyormuş. Zaten, 2,5 da sürüyor. Evet. Bu gayet detaylı bir iş. Hani daha detaydan alabilirse arkadaşlarımız. Tek tek dikiyormuş bunları, hepsini üstüne tek tek dikiyormuş. Gece kıyafetini firma, mesela marka olan işler de varmış bunlar arasında. Hı hı. Atölyelerden dağılıyormuş ya ev kadınları, bir sürü ev kadınları alıyor. Sıra çerçin bana dıgre tızar. Sıhaya çılaya bence de yani dibi. 50-60 tane kadını dağılıyormuş yani bunları. Yani 50, aynı tanıdığı. Bu işler. Evet, tanıdığı mesela 50-60 tane kadın varmış. Bunları evleri o şekilde dağıtıyorlarmış. Evet. Peki Çağlayan'da bu iş çok yaygın mı? Tabii ve Çağlayan'da pır belakri pır millet bir kare çetke ha. Aa çetkin. Çok yaygınmış. Çok ev kadın yani çalışmayan kadınların çoğu bu işi yapıyormuş. Aynen. Fakir yapacaksın. Ve yoksul kadınlar yapıyormuş bu işi. Peki daha önce hiç çalıştın mı abla? Yok, çalışmıyorum. Hı-hı. Ben yaşlıyım ya, ne yapacağım? Daha önce hiç çalışmamış abi. Evet, yani. Kaç çocuğu var, onu soralım. Halt ve çen zarı da yani. Çen zarıyım, haft zarıyım. Haştınım, kaçık daha ya. Haft kurkayım hana. 8 tane çocuğu varmış. Kız, bir tane tek kızı varmış. Kızını evlendirmiş. Yani, diğerleri erkek. Aynen, hepsini evlendirmiş. Evet. Yani 2 tane kadın yaşamış evde. Hı-hı. Aynen. Şu anda zaten bir de oğlu... Celal Tani Zavucu. Bir oğlu tek evlenilmiş, evde işte bir gelin varmış. Öldü mü Hazavucu? 2 aylıkmış, zaten bütün ev işini tek başına yapıyormuş. O yüzden çalışma şeyi hiç fırsatı hiç olmamış. Peki bu kadar erkeğin arasında hiç zorlanmadı mı bu kadar ev işini yaparken? Çok zor aman. Gel ki zorluk değil, gel ki müziyat değil, gel ki rızalet değil. Çok değil mi bu kadar hani hep çık ki yani rahat bulma. Diyor ki ben gelinimi getirdim de biraz rahatladım. Ben çok çok zorlanıyorum. Çok zor yani diyor. Gelini çalışıyor mu peki, ekstra başka bir iş yapıyor mu? Hani evin işleri. Abi işi yapıyor gelini. Tabii tara yardım ki ya boncuk başka ev çetki. Aa ara sıra yardım ettiğim. Boncuk işine de ona eşim yardım ediyor ki. Evin işini de yapıyormuş zaten kadın. Hı. Ve ev boncuklarda falan da ona yardımcı oluyormuş. Peki dışarıya çıkıyor mu abla? Yani Çağlayan'da ne yapıyor ekstra? Evin dışında ne yapıyor? Tabii kış malı.
الماري تشيتكم قدرك بيجري نا از در ناكم از هيش تشيتكم فرصتي نه بينم در كبمكي Diyor ki hiç fırsatım olmuyor gelmeye falan. Ancak bir hasta ziyareti falan olursa gidiyorum. Şey diyor yani hani zaten hiç vaktim olmuyor dışarı çıkmaya. Hiç vaktim değil ne ki? Zarete, terü okule, tıkabıdı. Çar, zar okuyum, dört kapıtın. Zaten Celal evlenmiş bu ya. Çar, zar okuyum, tıkoyunun. Dört şoğulun. Çar, dört tanesi şey çalışıyormuş. İşte iki tanesi mi okula gidiyor? Dört tanesi de okula gidiyormuş. Evet. Fazla olsun. Evet. Dört tanesi çalışıyor, Birin dört tanesi üniversite. Okula gidiyor. Lakin üniversite aşkı ne? Seyci lise ait bu Birisi üniversiteye gidiyormuş işte. Burada değilmiş zaten. Üç tanesi de liseye gidiyormuş çocukları. Peki eşi yaşıyor mu? Meride mi çıkar ki? Ay yaşlı ya. Parka pakıştı ki. Eşi de çalışıyormuş. İşte belediye parklar falan temizliyormuş. Belediye işçisi değil mi? Evet. Peki sigortaları... Yani taşeronun. Taşeron işçi. Evet. Taşeron işçi. Peki sigortası ya da hani bir güvencesi var mı çalışırken eşinin de? Var yani yatıyor. Hani drazenin sigorta aynı. Sigortası yapılmış işte. Sigortası şey yapıyor. O yüzden sağlık içeri Sağlık ocağı var. Hani. Zaten sağlıktan da eşinden faydalanıyormuş. Kendisi de öyle faydalanıyor. Hani ilaç milacı Evet. Bu ne hoş bir kabın hani. Serzulam kadar. Hani az sigortalı için. Peki Ali. Ne zamandır İstanbul'da yaşıyorlarmış buraya? Tabii muçen sarı İstanbul'da. Avdah sağla. 10 sene. 10 senedir İstanbul'da yaşıyor. 10 senedir 10 de yıl. Evde yaşıyor. Tabii de sarı da ve geri kimya tokaz İstanbul'da. Hiç ne Çok kadar evi. Ana çumatı da var evi. Peki neden İstanbul'a göçtün? Zarok çıkılı fırsatı ne yapayım mı bugün? Türkiye amcini okumaya yazmam yine acıtan yeni karım varım. Diyor ki yani. Gezmeyi zaten vaktim olduğunda da benim çocuklar çalışırken yani kimse beni götürmüyor. Zaten çocuklar şey çalışmadığı zaman da vakti, fırsatım Acım. Olmuyor. Şey de okuma yazmam da yok zaten diyor. Roka ve istirahata var roka. Zaten diyor bir gün izinleri var o da evde dinleniyor. Yatıyor orada. Peki ne zaman göçmüşler dedik yani niye göçmüşler onu da soralım. Tabii bu Japon açı hattı bravo. Geçme menet bu, tıştık ne bu, mülkü emlaki mene bu, yani arazi tıştık mene bu, mecburiye mehatın. Jibur çibun mehatın. Ya diyor ya. Zaroke mekur hamuka nekhoan, tak o her çare bütüçke elvede bütüçke bun, zarok şugulin vede madana khoandın. Nekho vay hana, İlgi orta ihlas kırına okundu. Diyor ki şey yani yoksulluktan, ekonomikten diyor yani geçinemediğimiz için geldik buraya diyor. Benim orada yani dört büyük oğlum da okuyamadı, hiçbirini okutamadım. En azından burada onlar okuyup diğer küçüklerini okutabiliyorlar bugün. Hı hı. Yani diyor yoksulluktan yani geçim sıkıntısı olmasaydı ben de memleketimi bırakıp gelmek istemezdim. Nereden geldi peki onu da soralım. Şukader adı. Nusaybin. Mardin. Orada ne iş yapıyorlardı peki? Devra mesela zaman devra çerdi. Ma tavrik tikir, ma tikir. Ma pambu toplamış tikir. Am çuna çapat pambu. Ma tavrik tikir. Bu adı şu kadar Gündema, Drüca. Drüca. Pamu? Ha. Duran sebine ama pambu. Orada da aslında işçilik yapıyormuş. Yani şey pamuk işçiliği yapıyormuş. Tarım işçiliklerini yapıyorlarmış. Yani 10 sene önceye kadar aslında işçi olarak da çalışıyormuş. Evet. Sadece burada yani tek fark eve sıkışmış. Halkı pambu hav çant. Hav iş nama. İyide gözarok ana tavrıki aşkara iş ne bu. Ma bazlam hat ne veririm. Diyor çocuklarım orada iş bulamıyordu. Pamuk şeyini de zaten kaldırdılar. Geçinemiyorduk. Fiyat yok yani fiyat. Aynen diyor fiyatı da çok düşük. Evet. Pamuk fiyatı. Hani insanlar orada geçinemiyordu. Evet. O yüzden de mecburen göçmek zorunda kaldılar buraya. Yani dilini bile neredeyse konuşamadığı bir yere gelmek zorunda kalmış. Peki komşularıyla falan nasıl geçiniyor? Azat Mehmet'e hiç güzel bir gel git bu. Yani hiç münizani bu. از دگریم شو و برو از نخوش کتیم منی زنی بود ترکی گذرد کتیم زبا که دینه بود
Ama zalim şey yine. Diyor, ben ilk gelirken çok zorlandım diyor. Ben hep ağlıyordum hani doktora falan hiçbir yere de gidemiyordum. Ben yani evin içinde böyle hapistim yani diyor. Çok kötüydüm. Seneler hep ağladım. Yani Türkçe bir kelime bile bilmiyordum. Şimdi iyi insanlarla iletişimi falan geçebiliyorum. Tabii ki arada eskiden diyor hani beni anlamıyorlardı da ben Türkçeyi çok konuşuyorum diyor şimdi iyi kötü beni anlıyorlar yani. Bir sorunla gelmiş aslında buraya. Burada da karşılaştı yine bir sorun dil problemi yaşadığı yerden ayrılmış. Şimdi gelen başka insanlar var. Suriye'den gelen göçmenler var yine buraya çok yoğun bir şekilde. Onlarla hiç karşılaşma fırsatı oluyor mu Zeki ablanın da soru bu. Am yardım ettin de yani. Veda hadruni. İçişimat kadem dedin yani. Am gühdine ve am yani yardım et. Ne akurimancı. Akurimancı. Am harap ap harapim ne zannin ki? Harap zahfın hemen manas nakın. Şey diyor buradaki Suriyeli Arap Kürt, Araplar var diyor ama dil iletişimi olmadığı için onlara bir şey yapmıyoruz. Diyor bu duyguyu anlıyoruz hani diyor burada bir Kürt Suriyeli bir aile var. Hani elimize geldiği kadar da yardım etmeye çalışıyoruz. Yardımcı yani. Oluyoruz yani diyor yani sonuçta savaş mağduru bunu anlıyoruz. Aynı şey yaşadığı için yaşı, de çok aynı, çok diyor, bu duygu, evet anlıyoruz. Bu dola bir devamı tepsikimi firak kapçı yarış. Hemen tıştı mı dava? Batani dana var mı? Hali dana var mı? Yani tıştı hiç mi kadar yani? Yani diyor şey buraya geldiklerinde bir aile vardı işte hiçbir şeyleri yoktu. Kaşık da verdik, şey de verdik. Yani battaniye falan da verdik. Yani verebileceğimiz, yardım edebileceğimiz çok aynen. Aynen çok şeyi yapabiliyoruz. Elimizden gelen şeyi yapıyoruz yani. O zlame birinde ara. Fişak pakay katı mı? Savaşıydı. Evet, lvede birinde ara bulu dikşavet bu ne? Zlame en garip şöyle. Az bizim halkı halkı yardım ediyordu. Az ciddiye de halkı ciddiye. Arkadaşı zlame mi, iyi mi? Yani işte para adına o. Para adına... Ya o meri ki? Meri ki birinde ara. Zarı koyana? Zarı ya bunu dikkat çıkıyor ya bunu. Dikurkeyi yapıyor çıkı bunu. Kurkeyi tak kurkeyi mazına çoğulay. Oha. Diyor Kürt bir tane aile var işte adam şey diyor savaşta bacağını kaybetmiş hani çalışamıyor şey diyor iki tane çocuk küçük bir tanesi tek çalışabiliyor diyor biz mesela onlara şöyle yardım ediyoruz yani kocam etrafındakileri söylüyor ben mesela komşulara falan herkese söylüyoruz biraz yardım etmeye çalışıyoruz diyor mağdur bir aile hani adam çalışamıyor yani savaşta şeyini kaybettiği için bayağı da bu arada da örüyorsun devam ediyorsun işleri yapmaya işler yetişecek evet evet bu kadar sene hani burada da evin içinde kalmış her işi de kadın olarak tek başına mı yapmış yani bu kadar oğlu, kocası, hani ev işine yok. Yardım ediyor muymuş? Onu da soralım. Yok, yardım etmiyor ki, çalışıyor. Okula geldi, yani tabii ki, çalışmıştı ben. Tabii, zarite, zulamete, vakta, mal da bu şey. Teraka, Ali karda yardım ediyor. Ali teraka da, yemek da, nivir arattır. Hiç, na. Zarite, geç tera yardım ediyor. Na, çuna iş. Vakta, mal da bu ne? Vakta, mal da cid batılıyın, razan. Ma hiç tükürüm dil net işte gözbeyim ama. Diyor ki zaten sabah kalkıp işe gidiyorlar yani yardım etmek istese etmiyor mu? Bir de etmiyorlardı diyor hiçbir de etmiyor mu? Bütün şey evini aynı bütün evet, evin evet, işini ben tek başıma yapıyordum. Yani aslında yaşadığı tüm kadınların yaşadığı ortak sorun. Evet yani. Çalışsa da çalışmasa da ki zaten evi işe olarak işe eve alarak aslında aynı sorunları yaşıyor daha da fazla yaşıyor sigortası kendine ait bir sigortası yok. Yani bütün bu sorunlar senin omuzlarında yani. Peki bu işi yaparken hiç bir sağlık sorunu yaşıyor mu? Boyun ağrısı ya da göz ağrısı gibi. Gözlük de kullanıyor zaten ablamız. Teberi beş, gözlük de mi? Ne? Yok demeyi çekir, çavim. Film ile de hiç değişir. Hastım var ya. Da, güheme tarihin, damarı istuyeme teşin. Ne yapıştığımı? Hani ha güheme tarihin?
Diyor ben şey zaten bu işi yapmadım diye gözlük kullanmıyordum. Şimdi zaten gözlük verdiler. Gözlük kullanıyorum. Benim omuzlarım falan da ağrıyor. Astımım da var ama bu işi de yapmak zorundayım ve yetiştirmek mecburum zorundayım. Yani. Zeki ablamızın evindeydik. Onun yaptığı işleri de gördük. Onu da tanımış olduk. Çağlayan'daki başka kadınlarla konuşmaya devam edeceğiz. Ekmek ve Gül'den ayrılmayın. Çağlayan'da gezmeye devam ediyoruz. Atölyelerde çalışan kadınlarla da şimdi röportajlar yapacağız. Onların görüşlerini alacağız. Şimdi çalışan bir ablamızın yanındayız. Atölyenin başında, makinesinin başında çalışıyor. Hemen tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Müşkinaz ismim. Overlock'ta çalışıyorum şu anda. Hı hı. Tekstil işçisiyim. Ne zamandır yapıyorsunuz tekstil işçiliğini? 90'dan beri çalışıyorum. 90'dan beri çalışıyorum. Peki bu sezon boşluğu dönemindeyiz aslında. Siz şu an çalışıyorsunuz. Hani başka atölyeler çalışmıyor. Çoğu atölye çalışmıyor. Şu anda burada da çalışmayan arkadaşlar var. Hı hı. Toplamda 20 kişiyiz ama şu anda 5 kişi çalışıyoruz. Daha az elemanla çalışıyoruz. Tabii, tabii. İş olmadığından dolayı, bu piyasanın krizinden dolayı maalesef bu şekilde yani çalışılıyor. Peki evli misiniz siz? Ben eşimden ayrıyım. Ayrısınız, çocuğunuz var. İki tane kızım var. Peki bir kadın olarak çalışmanın, ya doğrusu çalışmanın ve çalışmamanın tekstil sektöründe zorlukları nelerdir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tekstil en tutarsız işçisi olan şeydir, meslektir. Ama ben çalıştığım yerlerde böyle bir sorunla yaşamadığım için o konuda bir şey söyleyemeyeceğim yani. Sizin ikisi biraz daha rahat geçiyor sanırım. Rahat geçiyor. Yani şey olarak... Ortam olarak, şey olarak rahat yani şey değil, problemli bir ortamımız yok, aile ortamı. Onun için ben diğer yerlerde çalışmadığım için de bilmiyorum yani. O konuda bir yorum yapamayacağım. Peki şöyle baktığınızda 90'dan beri çalışıyorsunuz. Yani bu çalıştığınız süreler boyunca iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Sizin mesela kendi ekonomik durumunuz evinizin içindeki. İyiye gitti. İyiye gitti diyemeyeceğiz yani. Çünkü... Maaşlar geriledi. Emek gücü daha çok harcanmak zorunda kaldı. İnsanların geçim olayı alabildiğini, faturasını ödeyemiyorsun. Faturan ödenmiyor, gecikiyor. Bunların hepsi faizle ödemek zorunda kalıyorsun. Onun için ilerlemedi yani. Peki çocuklarınız da çalışıyor mu küçükler? Çocuklarım küçük değil. Üniversite mezunu ve boşlar. Onlar da boşlar. Tabii, evet. Tek çalışan siz misiniz yani? Evet, bir de diğer kızım, büyük kızım çalışıyor burada. Yine o da kendisi gazeteci ama tekstilde çalışmak zorunda kaldığı için yapacak bir şey yok yani. Mecburen çalışmak zorundayız ve çalışıyoruz. Peki Çağlayan'dan biraz siz bahseder misiniz? Yani burası genellikle tekstil işçiliği. Tekstilde ben şunu söyleyeyim, ben Çağlayan'ın piyasasını hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Burada yaşamıyor musunuz normal? Hayır, Maltepe'de oturuyoruz. İş yerimiz burada. Yani burada oturmuyorum. Çağlayan'ın da piyasasını bilmiyorum. Hiç öyle bir şeye girmedik yani. Yani Çağlayan'da fazla bir atölyede çalışmadım. Onun için de bilmiyorum yani. Yorum yapmayacağım o konuda. Yani diğer atölyelerin ortamı nedir, çalışma şartları nedir bilmiyorum yani. Sizinkisi gayet biraz daha rahat olan bir atölye anladığım kadarıyla diğer kadınlara göre. Ablacığım burası biraz da rahatlı. Kardeşimin işi. Sizin çalışma ortamınız ne kadar rahat olsa da bir şekilde bu yaşanan dönemin sıkıntılarını yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Tabii ki yaşıyoruz yani. Maddi sıkıntılar herkes yaşıyor. Yani iş yerimizin rahatlığı derken maddi açıdan demedik. Maddi açıdan demedik yani. Bir nezle de şey olarak, ortam olarak. Şey olarak, onun dışında demedim. Yani öyle bir şansı yok. Peki, şu an ne dikiyorsunuz peki? Abiye elbise dikiyoruz. Abiye elbise dikiyorsunuz. Bunlar belirli mağazalar, markalar için mi dikiliyor? Tabii, mağazaların. Yani onun için mağazalara gidiyor. Fason çalışılıyor yani. Bu elbiseleri hani... diken bir kadın, işçi kadın gidip o elbiseleri alabilir mi? Alamaz. Alamaz. Yani bir kişi çalışıyorsa hiç alamaz. İki kişi çalışıyorsa... 10 senede bir düğün olursa belki bir tane alır. Onun dışında alamaz yani. Biliyorsunuz annelik en yüce kariyerdir denildi en son. En son söylenen bu oldu. Bunun üzerine ne demek istersiniz?
Evet, annelik gerçekten çok şeydir de bu annelik yalnızca şeyle değil. Bu yani insanların... kadın çalışmasın, evinde annelik yapsın, ev işini yapsın. Cemi ters, böyle bir şeyi de hiç düşünmedim. Aklıma bile getirmiyorum. Çünkü bu yanlış bir şey. Ne demek? Bir kişinin çalışmasıyla geçinebiliyor mu insanlar? Kira mı, elektrik mi, su mu, doğalgaz mı, yemek mi, hangisini karşılayabilir? Hadi devlet bize 3 milyar asgari ücret vermiyor ki bir insan da bundan rahat rahat geçinsin. Evinde otursun. Onun için... Ki zaten yoksulluk sınırı 4000'e ulaşmış. Ancak açlık sınırın içindeyiz, içinde bile değiliz. Yani böyle bir şey bilmiyorum, sanmıyorum. Öyle bir kişinin geçimi çalışmasıyla olmaz. Ama devlet kiramızı öderse ya da ev verirse böyle, o zaman otururum. Niye oturmayayım ki? Kiram, elektrik, garantim, sigortam. Yani 3-4 milyardan maaş verirse hiç problem değil. Ben otururum evde. Ya sadece evde oturur mu diyorsunuz? Hiçbir şey yapmaz mısınız ya? Sosyal hiçbir şey yapmaz mısınız? Ya çok yoruldum 25 senedir. Yeter biraz da evde oturayım. Tamam, biraz oturduktan sonra peki. Ya da şöyle soralım. Mesela bu çalıştığın süreler boyunca kendinize vakit ayırabiliyor muydunuz? Hiçbir ya zaman ayıramıyoruz. Evin dışında. Öyle bir şansımız yok. Ben sabah 7'ye çeyrek kala gelmek zorundayız karşıda geldiğimiz için. Akşam da 10.30'da gittiğimiz için özel hayat diye bir şey yok. Yani bunu ne, evimize bile doğru dürüst vakit ayıramıyoruz. Bırakın şeyi de evimize bile ayıramıyoruz. Yani 10.30'da bir eve giren bir insan ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Çağlayan'da kadınlarla buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir kafedeyiz ve burada aslında iş aramaktan yorulmuş, bir çay içmeye gelmiş kadınlarla beraberiz. Hemen yanındaki kadın arkadaşımıza sormak istiyorum, onu tanımak istiyorum. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ben Semra Karacan. İşte bugün arkadaşımla beraber iş aramaya çıktık. Böyle işte. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Daha önce ne iş yapıyordum? Aynı tekstil, değişen hiçbir şey yok. Tekstilde iş arıyoruz. Bu sene de işte her zaman olduğu gibi tekstil piyasası çok kötü. Mağdur durumdayız. Yani özellikle kadınlar bu sorunu daha çok yaşıyor. Çünkü ister istemez evlerine katkıda bulunmak istiyorlar. Hayat mücadelesi çok zor geçinmek. Bir kişinin çalışmasıyla olmuyor. Bu tarz şeyler işte yani zor, hayat zor diyor. Ne zamandır çalışıyordunuz tekstilde? Kaç yıldan beri ya da kaç senedir çalışıyorsunuz? Ben 15 senedir bu işte çalışıyorum. Hep de bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bir türlü düzelmedi. Her sene düzelecek derken daha çok kötüye gidiyor. Yani benim kadar o kadar çok mağdur olan arkadaşlarım var zaten. Herkes benim gibi aynı sıkıntıları yaşıyor diyorum. Ne diyelim, Allah yardımcımız olsun. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Sorunumuz nereye varacak bilmiyorum. Peki siz evli misiniz? Evet, evliyim. Çocuğunuz var mı? Bir tane oğlum var. İşte şimdiki zaman çocuk çalışmadığın zaman, evde durduğun zaman yokluktan anlamıyorlar. Her şeyi istiyor. O yüzden bugün de işte iş aramaya çıktım. Hani onun her isteğini daha rahat bir şekilde yapabilmek için. Peki çalışırken çocuğunuzla yani zaman geçirebiliyor muydunuz? Yani ne kadar zaman geçirebiliyordunuz mesela bir günde? Zaman geçiremiyorum tabii. Nasıl yani? Çünkü tekstilde pek zamanın olmuyor. Genellikle hafta sonları da çalışabiliyorsun. Yani akşam geldiğim zaman taş patatesi 2 saat zor çocuğuma ayırabiliyorum. Yemektir, uyku saati diyene kadar bitiyor zaten. Yani tekstilde pek öyle eskiden biraz daha iyiydi. Gitgide daha kötüye gidiyoruz. Yani çocuğumu ayırdım, hiçbir zaman yok yani. Bunun için çok üzgünüm. Keşke bunun için annelere yani bir şey olsaydı, yani bir çözüm olsaydı. Çok iyi olurdu. Ama maalesef öyle bir şeyimiz yok. Peki eşiniz ne iş yapıyor? Eşim de tekstilde çalışıyor ama şu an iş olmadığı için işte inşaatta çalışıyor. Evet, ekstra inşaat işinde çalışıyor. Kışında ne kadar olacak yani, bir gün gidiyor, bir, iki gün, üç gün gitmiyor. Kar yağmur olunca hiç gidemiyor. Yani. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selver Çalışkan. Ben de tekstilde çalışıyorum aynen. Ben de 3 aydır işsizim. Evet, yani başka yapacağımız bir şey yok. Tekstil bizim işimiz, her şeyimiz tekstil. Tekstil durunca böyle boşta kalıyoruz. Siz kaç senedir çalışıyordunuz tekstilde? Ben
10 senedir buradayım, 10 senedir çalışıyorum. Daha öncesinde de çalıştım, tekrar gittim memlekete geldim. Çağlayan'da mıydınız? Ama her sene her sezon böyle. Yani hep mağdur, hep zor. Biliyorsun çalışmazsan da hiçbir şey yok. Mecburen çalışmak zorundayız. Peki başka iş sektörü yok mu? Yani Çağlayan'da kadınların çalışabileceği, tekstil dışında daha rahat çalışabileceği belki de ona kıyasla? Tabii ki var ama şimdi tekstilde alacağımız para biraz daha yüksek oluyor ama bu sezon boşluğunda da aynı dengeliyor zaten. Aylık çalıştığımız zaman doğru düzgün aylığımızı alamıyoruz. Ben 2 ay çalıştım, 2 senede zor aldım paramı, düşün yani. Aynı yüksek olmasının pek de bir şeyi olmuyor yani. Aynı geliyor gerçi, aynı geliyor ama gene orada da sıkıntı yaşıyorsun, öyle de sıkıntı yaşıyorsun, böyle de. Sigortanız var mıydı peki çalışacak? Hiç yok. Hiç başlamadım. Sigortaya başlamadım. Sigortaya nasıl başlamadım? Dediğim gibi maaşımızı zor alıyoruz. Sigortamızı yatırmıyorlar. Yatırmayacaklar. Bunun bir anlamı yok ki. Ay, çalıştığım parayı 2 senede zor almışken sigortayı nasıl yaptırayım? Yani sürekli bir iş, sürekli çalışma yok. Yani her yıl bir de böyle sezon boşlukları oluyor, öyle değil mi? Sezon boşluklarında zaten şimdi işe başlıyorsun, sürekli işim var diyor ama 2-3 ay çalıştıktan sonra göndereceği kişi sensin. Yani söyledikleri de doğru değil. Sana bir şey vaat ediyor, 12 ay işim var, sürekli işim var ama en küçük bir sezon boşluğuna düşmez de ilk seni gönderiyor ve ondan sonra tekrar iş aramak. Ay şu Çağlayan'da girip çıkmadığımız tekstil yer, atölye kalmadı. Yani 2 hafta orada, 1 ay orada, 2 ay orada, öyle sürekli iş değil yani sezon boşluğu. Şimdi belki gidersin onu. Şimdi bir de Suriyeliler geldi. Suriyeliler az çok çalışıyor haftalık 100-150 liraya ama bizim kendi insanlarımız hep boşta. Onlara daha az ücret veriliyor mu? Az ücrete çalıştığı için onlar tercih ediyorlar kazanmak için. Ama bizim kendi insanlarımız boşta. Şu an sokaklarda dolaşan bizim kendi insanlarımız. Ya bunu çok gördüm ama nereye kadar gider bilmiyorum. Ne iş yapıyordunuz? Yani tekstildeki göreviniz neydi? Tekstilde makinacıyım ben. Overlockçuyum. Çoğunlukla kadınlar da tekstilde çalışıyor Çağlayan'da. Evet, çok. Herkes de bayan olur. Bayan çok, herkes tekstilde çalışıyor. Ya kadınlar daha yoğunlukta çalışıyor ama kadınların da yaşadığı sorunlar sanki erkeklerinkinden fazla gibi. Daha önce yaptığımız görüşmelerde arkadaşlarımız öyle söyledi. Yani siz de buna tanık oldunuz mu? Yani şiddet gören ya da hakarete uğrayan kadın arkadaşlarınız oldu mu? Vallahi şiddet gören yani yaptıkları en şey, bir atölyede çalışırken yaptıkları en kolay, işten çıkarıyor. Yani sen zor durumda mısın, sen mağdur musun, sen ne şekildesin sormuyorlar bile. Hemen kapıyı gösteriyorlar, o insan nasıl, strese de girmez mi, sıkıntıya da girmez mi, her türlü. Yani psikolojik olarak da siz rahatsızsınız. Her türlü çöküntü yaşıyor. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Yani her bakımdan zor. Kiralar çok yüksek, geçim sıkıntısı çok. Bir pazara gidiyorsun, yetişemiyorsun. Hele de ben şu an kendim değil, başka yani evli olan insanları, çoluk çocuk sahibi olan insanlar düşünüyorum, mağdur olan insanları, çocuğu okula giden insanlar düşünüyorum. Onlar daha zor durumda, kiralar çok yüksek. Yani bilmiyorum. İnsanlar kirasını bırak, evde yiyeceği ekmeği yok. Ki bu bayağı bir uzun sürdü, bu sezon uzun sürdü, o insanlar düşünüyor. Peki bu hep böyle mi gidecek, onu size sorun. Bilmiyorum artık, nasıl gider, nasıl gitmez bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun, Allah zor durumdaki insanlara yardım etsin ama Türkiye'nin gidişi gidişat değil. Gerçekten Türkiye, tabii öncesinde de sıkıntılar yaşıyordu ama bu son dönemlerde daha da bu arttı, daha da işsizlik çok, daha da bir ayrım gayrım çok. Allah yardımcımız olsun. Peki siz evli misiniz? Ben evli değilim, ben yalnız kalıyorum. Yani tek kişi yaşamaya çalışıyorsunuz, o da yetmiyor herhalde. Ayakta durmaya çalışıyorum. Kimseye muhtaç olmamak için çalışmak zorundayım ama böyle bir durumda da nasıl, nereye kadar, nasıl direnirik bilmiyorum. Zor,
kirası, elektriği, suyu hepsi birden nasıl ödenecek bunlar bilmiyorum. Daha zor durumda olan insanlar düşünüyorum. Kendimi de bırak daha zor durumda olan insanlar düşünüyorum. Geçim zor. Yani son zamanlarda bu daha da zorlaştı. Bilmiyorum nereye kadar dayanırız diye düşünüyorum. Merhabalar, siz tanıyabilir miyim? İsmim Gülten Yeşilyurt. Bu firmada 7 yıldır çalışıyorum. Modelistlik yapıyorum burada. Bu firmada 7 yıldır çalışıyorsunuz. Peki modelistlik olarak daha önce çalışıyor muydunuz bir yerde? Evet, çalışıyordum. Daha önce yani 10 yıl başka yerde çalıştım. Ne zaman işe başladınız modelist olarak? 95 yılı. 95 yıl oldu. Evet, bayağı bir uzun süre oldu. Peki yani tam olarak yaptığınız iş nedir? Hani biraz bize anlatabilir misiniz yaptığınız iş? Yani ben kalıp çıkarıyorum. Kumaşa kesilebilmesi için o hale getiriyorum. Tasarımcı çiziyor. Çizim olarak bana veriyor. Ben onu kalıba döküyorum. Milaj kağıtlarıyla çıkarıyorum. Daha sonrasında kumaşın üzerine koyuyoruz. Onlardan kesiyoruz. Birer tane numune dikiyoruz. O numuneden sonra kritikler varsa onlar alınır ya da üretime geçecekse ona göre hazırlık yapıyorum. Sonrasında da bu atölyelere dönüştürülüyor. Yani işçilere veriliyor, işçiler evet. Yapıyor öyle mi? Böyle bir dönüşüm var yani aslında çalışılan evet. Yerlerde. Peki şunu soralım. Sizin başladığınız zamandan bu yana yani işiniz nasıl gitti? Hani çalışma ortamınız nasıldı? Çalışma koşullarınız nasıldı? Nasıl değişti? Yani böyle bir değişim oldu mu daha doğrusu onu soralım. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben 13 yaşından beri çalışıyorum. Atölye ortamında başladım. Ve o dönemde atölyeler çok daha güzeldi. İnsanlara değer vardı orada. Sosyal güvenceleri vardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada maalesef ki birçoğumuz çok güvencesiz çalışıyoruz. Çok çok fazla emeği sömürülecek hale getirildik. Kötüye gidiyor. Çok fazla kötüye gidiyor yani. Şu an sigortalı mısınız yani bu çalıştığınız evet. Yerde? Evet, sigortalıyım. Prim gün sayım doldu. Yaştan dolayı maalesef ki çok uzun bir süre bekleyeceğim senelerce. Evet, mağdurlardan biriyim. Kaç sene daha çalışmanız gerekecek mi? 14 yıl. Biraz fazla. Maalesef ki. Peki bu çalıştığınız iş yerinde atölyede çalışanlarla da görüşebiliyor musunuz? Onlarla bir ilişkiniz, iletişiminiz var mı? Diğer işçi kadınlarla? Tabii ki. Tabii ki burada bir aradayız zaten. Onların çalışma koşulları nasıl size soralım? Yani onların çalışma koşulları burada normal. Çok kötü diyemeyeceğim. Sigortalı çalışıyorlar. Şu burada anda. Sigorta yaptırılıyor yani işçiler öyle mi? Evet, sigortalı çalışıyorlar buradaki işçiler. Paraları kalmıyor, alıyorlar maaşlarını gününde alıyorlar. Öyle bir sıkıntıları yok. Bu yani iyi bir firma o anlamda. Ama maalesef geneline baktığımız zaman Çağlayan tekstil işçileri gerçekten çok sömürülüyor. Emeği çok sömürülen bir sektör burada. İş olduğu zaman çalıştırılıyor, mesai verilmiyor, maaşlar zamanında verilmiyor. İş bittikten sonra süresiz, ücretsiz izne gönderiliyor ve birçoğun sosyal güvencesi yok. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Birliktelik yok yani. Böyle bir örgütlü olmamanın getirdiği sıkıntılar aslında baktığınız zaman. Haklarının farkında değil insanlar. Bu yüzden de sömürüye açık bir alanda çalışıyorlar yani. Siz atölyede başladım dediniz hani çalışmaya. Daha önce işçi olarak mı başlamıştınız çalışmaya yoksa hep modelistlik mi yapmıştınız? Yok, işçi olarak. Kaç sene işçilik yaptınız peki? Ya hala işçiyim ben aslında. İşçi olarak, atölye işçiliği olarak hani modelistlik dışında. Ya 4-5 yıl falan yaptım ben orada. Daha sonrasında atölye ortamında sıkıldım. Daha iyi bir mesleğimde ilerlemek istedim. O yüzden 2 yıl kursa gittim. Kurstan sonra modelistlik mesleğine geçtim. Onu devam ediyorum şu anda. Peki bir kadın olarak çalışma hayatının zorluklarını size sorsak? Kendini kabul ettirememek. Yani eğer karşınızda çalışanlar erkekse sizi bir yönetici olarak bir kadın olarak kabul etmeleri maalesef ki zor oluyor ve bunun için çok ciddi bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bir de toplumumuzda özellikle tekstil sektöründe böyle bir sorunla, böyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliyorsunuz. Sizin başınıza gelen böyle bir şey oldu mu ya da hani çevrenizdeki insanların? Tabii ki benim başıma geldi böyle bir şey yaşadım. Daha önceki çalıştığım firmada modelhane sorumlusuydum. Orada çalışan arkadaşlar erkekti, 3 kişi. Beni ilk etapta kabul etmediler. Bayağı bir tepkiler oldu. Ama daha sonrasında çok ciddi mücadele vererek kendimi kabul ettirdim.
Sonra. Peki ne niye böyle bir şey düşünüyorlar? Neden hani erkeklerin tutum bu yönde oluyor sizce? Ataerkil bir toplumda yaşadığımızı varsayarsak ki öyle, onun yani yetişme tarzından bir kadının onun işte bir yöneticisi, amiri olup ona bir şeyler söylemesi, yaptırması maalesef ki bunu böyle bir kompleks haline getiriyorlar. Bir şeyleri aşamadıklarından dolayı. Yetiştirme kültürüyle alakalı bir şey. Maalesef toplumda bunları bir süre, yani çok uzun bir süreç gerekli bunları aşması için. Bununla ilgili gerçekten eğitilmesi gerekiyor toplum. Geldiğimiz noktada baktığımız zaman eğitilmek değil, tam tersi geriye dönüş bir şey var bizde, bizim toplumumuzda şu anda baktığımızda. Ya aslında şöyle de bir şey var ya, son dönemlerde hani kadın üzerinde ciddi ciddi baskılar oluşmaya başladı. Yani her zaman vardı ama daha da artarak devam ediyor. Kadına işte çalışmasın, evinde otursun, çocuk yapsın, işte tek kariyeri anneliktir söylemleri var. Hani bu da herhalde körüklüyor, öyle değil mi? Tabii ki bu bazı insanları cesaretlendiriyor, özellikle erkekleri cesaretlendiriyor. Çünkü işte beni destekleyen bir sistem var diye düşünüyor. Bu zaten kadının kendini eve kapatmasına neden oluyor bunlar. Biraz mücadele eden kadın da göze batıyor ve çok ciddi sorunlarla karşılaşıyor, destek bulamıyor. Bunları aşmak için kadının bir defa, kadın her yere yakışan bir varlıktır bana göre. Ve her yerde de olmalı. Anne de olur, çalışan da olur. Her şekilde hayatın her alanında var olmalı. Bunu aksini düşünen insanları da, insanlara karşı da çok ciddi, bütün kadınlar güçlerini birleştirerek çok ciddi mücadele edebilirler diye düşünüyorum ve bunu da başaracaklarına inanıyorum. Kadınların kadın olmaktan kaynaklı tekstil sektöründe yaşadığı sıkıntılar var mı peki? Tabii ki var, yani işte birçok insan tacize uğruyor. Fakat bunu dile getiremiyor, kadın olduğu için haklılığını ispatlayamayacağını düşünüyor. Zaten bir ön yargı var, kadın muhakkak bir şey yapmıştır ki erkek öyle davranmıştır diye. Bu yüzden birçoğu da sineyi çekiyor. Bir de çalışmak zorundalar, böyle bir zorunlulukları da olduğu için kabulleniyorlar bu durumu ve bununla yaşıyorlar gidebildiği kadar maalesef ki. Çok yaygın yani bu sektörde, öyle mi? Zaman zaman oluyor tabii ki, yani hani duyuyoruz, anlatılıyor. Zaman zaman oluyor tabii ki yani. Sizin mesela çalıştığınız yerler içerisinde hiç böyle karşılaştığınız olaylar oldu mu? Hani sadece size olmayabilir, belki yanınızdaki arkadaşınıza ya da bir başkasına. Benim çalıştığım yerde değil, fakat benim bir arkadaşımın çalıştığı yerde böyle bir şey bir bayanın başına geldi ve bayan bununla ilgili şikayette bulundu. Fakat herkes erkeği haklı gördü, kadını haksız gördü ve kadıncağız eşini bırakmak zorunda kaldı orada. Yani bu durum onun tüm yaşamını da değiştiriyor aslında, öyle değil mi kadının? Kesinlikle, maalesef ki. Ya üzücü olan şey şu, yani o durumu yaşayan kadına kadının da destek olamaması ya da olmaması. Bu daha da üzücü aslında. Üzücü olan bu bence. Kadınların birlik olamaması bu konuda da, şiddete, tacize karşı. Kesinlikle. Yani kadınların gerçekten bu konuda çok hassas davranmaları gerekiyor. Bir arkadaşları, yanındaki bir bayan arkadaşı böyle bir şey yaşadığı zaman orada bulunan bütün bayanların buna ciddi bir tepki koymaları gerekiyor diye düşünüyorum ben, bir kadın olarak. Bugün Çağlayan'daydık. Çağlayan'daki kadınların yaşamlarına konuk olduk. İşçi kadınlarla, çalışan modelist, tasarımcı kadınlarla görüştük. Her kadının ayrı diyecekleri vardı, her kadının ayrı sözleri vardı. Ama aslında bir bütün oluşturuyordu bu sözler. Bu sözleri de bugün size aktarmış olduk. Bir dahaki programda yine görüşmek üzere.